Merhabalar, ben Kötis Kötü ve şu an bir reaktör soruyolu dersindeyiz diyebiliriz. Bazılarınız reaktör programının nasıl çalıştığını merak etti. O yüzden ben de böyle bir düzenek hazırladım. Ufak bir video olacak bu. İlk olarak bu benim reaktörümün birebir aynısı. Şu ise Pressure Pipes diye bir mod. Birkaç bölüm sonra bunu kullandığımı göreceksiniz. Buna geçtiğime. Basitçe sınırsız miktarda sıvıyı aktarmayı sağlıyor kendisi. Bu da 7x7x8'lik bir tank. Evet, ilk olarak basit bir bilgisayarımızı hazırladık. Unutmadan bu çok basit de olsa bir Open Computers ya da Computer Craft ikisinde olur. Bilgisi gerektirebiliyor. İlk olarak buraya Creative Computer Case koydum. Bu sayede enerjiye ihtiyacımız olmasın. RAM, işlemci, hard disk, ekran kartı, ekran, klavye ve BIOS'u koyduk. Ve işletim sistemini kurdum disketle. Yani şuradan. Evet, şimdi bize versen değil, kablo gerekecek. Bunu böyle bağlayalım. Sonra da bunu buraya koyup bir tane adaptör lazım. Adaptör ve beraberinde de şu, Tank Controller Upgrade. Tamamdır. İhtiyacımız olanlar bunlar. Evet, bunları bağladık. Şimdi her şey tamam. Burası yakıt, şudur budur. Şimdi kontrol programımız için edit kontrol diyelim. Ve programı yazmaya başlayalım. İlk olarak yapmamız gereken şey tabii köfte bakmadan yazınca şu olur. Bunu yazmamız lazım çünkü bu komponentleri çağırmamızı sağlayacak. Ardından bu benim kendi yaptığım şey, bu zorunlu değil. Evet, bu Big Reactors'un bilgisayar tarafından görülen adı. Ancak ben buna BR diye bir kısaltma ad verdim. Yani BR dediğim takdirde bunu çağıracak. Yani BR içeren bir BR ile başlayan bir komut bu olacak. Evet, bunu da girdik. Ardından önemli bir nokta. Evet. Tankın benim için %50 ve %75 oranları önemli. Onları önden hesaplayıp buraya yazıyorum. Onlar 6, 2, 7, 2, 0, 0, 0. Dokuz, dört, sıfır, sekiz, sıfır, sıfır, sıfır. Tamamdır. Bu yandaki tankın %50 doluluk oranı, bu ise %75 doluluk oranı. Bunlar benim için önemli şu an. Ardından iki adet function yaratacağız. Biri, bu arada bunlar nedir diye soracak olursanız, herhangi bir yere tank alt-50 diye yazdığım takdirde onu tank alt-50 olarak algılamayacak, bu sayı olarak algılayacak. Onun için yazdım. Ardından function, bu benim kendi, yani reaktörü çalıştıracak bir function ve yukarıdaki lokal BR'nin kullanımını burada görüyorsunuz. Evet, bu komut bu arada şu şekilde de yazılabilir. İkisi de birebir aynı komut bu arada. Ancak üsttekinin aynı komut olmasını sağlayan şey şu kısım.
Ama buna ihtiyacımız yok. Ve end diyoruz buna. Yani kısacası R10 dediğimiz takdirde bu komut çağrılacak ve bu komut reaktörü açan bir komut. Ardından bunun bir de tam tersi. Tab'e bastığımızda bu arada iki tane boşluk bırakıyor. Evet, bu da reaktörü kapatıyor. Evet, ve şunu da kaydırmışım ben. Evet, bu kısım tamam. Şimdiki önemli kısım bir loop. Yani bu programın buradaki kısmı sonsuza dek sabit kalacak. Fakat buradan sonraki kısmı değişkenler içereceği için, yani sürekli değişen veriler içereceği için ve sürekli tekrarlanması gerektiği için bir loop almam lazım. Evet. Evet. Bu iki satırı buraya yazdığım her komut, yani şu ikisi arasında yazdığım her komut sonsuza dek tekrarlanacak. İlk olarak, bu arada o boşlukları bırakmamın sebebi daha rahat okunabilir olması için. Evet. Tank level diye bir lokal giriyorum. Bu önemli bir detay. Şu tanktan verileri okuyor bildiğiniz üzere. Ancak tanktan okuduğu veriler biraz ilginç çalışıyor. Bunlar şöyle sayı vesaire vesaire şeklinde değil, table şeklinde, yani tablo şeklinde. O yüzden böyle bir şey yapmamız lazım. Get it in tank. Evet, bu komut. Ardından önemli bir noktamız var. Bu tank nereye? Şunun neresinde? Evet. Burası North. Bu arada aşağıda Sides apisinin ne olduğunu göstereceğim. Sides apisine göre bunun yönü önemli. Şimdi North hangi yöne denk geliyor? Back anlamına geliyor. Yandan bakıyorum ben birazdan, ezbere bilmiyorum. Back ise 2 demek. Yani buraya 2 yazmamız lazım. Yoksa hangi tank olduğunu algılayamaz. Evet. Kısacası tank LV artık şunu çağırıyor, ancak burada bir ilginçliğimiz daha, yani tank LV komutu şunun içindeki veriyi okuyor. Ama burada ilginç bir detayımız daha var, ona da gireceğim şimdi. Ardından da get active. Evet, bu ise reaktörün o esnada çalışıp çalışmadığını test eden bir komut. Bu da bize lazım olacak. Ve şimdi if. Bu nedir diye soracak olursanız, bu da koşul. Yani şu varsa şunu yap tarzı bir koşul. İlk önce koşulumuzu belirleyelim. Koşulumuz iki farklı koşulu içereceği için şöyle bir şey. Normalde mesela sadece eşittir. Mesela reaktör kapalı ise bu komutu ver tarzı bir şey girecek olsaydık bu yeterli olacaktı, ancak bize daha değişik lazım. O yüzden bunu parantez içine alıyoruz. Ardından end diyoruz. Yani V diyoruz. Ve burada ilginçlik gelecek. Bu bir tablo üstteki. O yüzden bir, ancak birinci kısımda yeter değil. Birinci kısımda bir tablo olduğu için onun içinden amount verisini çekeceğiz. Ve sen eğer tank 75'ten büyüksen, yani şu anki olayımız bu. Reaktör hem reaktör açıksa hem de tank
%75 oranında dolu ise aşağıdaki komutu işleyecek. Aşağıdaki komut ise evet. Ve ardından bir tane print komutu, yani ekrana yazı yazacak bir komut kendisi girmek istiyorum. O da os. Bu os.date işletim sisteminin oyun içi saati gösterecek her daim. Bu da bir nevi takip etme süreci. Bu arada bu şu an serimde gördüğünüz reaktör ile birebir aynı değil. Bundan yaklaşık 9 bölüm sonrasının reaktör kontrolörü daha iyi. Bunu size sunuyorum çünkü programı biraz daha kusursuzlaştırdım diyebiliriz. bunun diğerine kıyasla avantajı, diğeri sadece %50'ye geldiğinde açılıyordu, %50'ye geldiğinde kapanıyordu. %50'nin altına düştüğünde açılıyordu. Yani açıl kapan, açıl kapan, açıl kapan gibi bir durum vardı ve ayrıca her 10 saniyede bir şuraya bir reaktör açık mı kapalı mı diye log giriyordu. Bunu istemedim. Burada olayımızı açıklayacağım birazdan. Evet. Bu arada şu tırnakları unutmayın. Yazılarda tırnaklar önemli. Fakat true false'larda ya da sayılarda tırnaklar gereksiz. Ardından buraya bir and. Ardından if. Bu arada else if ile de yapabilirsiniz. Ancak ben biraz kendimi rahat hissetmek için sadece iki ayrı if döngüsü yaptım. Yani burada şu and yazmayıp bunu da yazabilirdiniz. Ancak ben biraz kendimi rahat hissetmek için. Bu arada bu koşullarda eşittirleri bu şekilde belirlemeniz lazım. False and sunk leve bir amount ardından küçüktür sunk 50'den. Yani şu an reaktör kapalıysa ve tank seviyesi %50'den daha az ise bu komut girecek. O da reon ve os.date virgül reaktör aktif. And dur caps lock açtırmışım. And şuraya da bir os.sleep on. Bu komut ise programın bu döngüyü tekrarlamadan önce 10 saniye beklemesini sağlıyor. Ardından ctrl-s, ctrl-v ve gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bir problem olmadan reaktörümüz çalışmaya başladı. Evet, bu oran %75'e geldiğinde, yani şuraya falan geldiğinde reaktörümüz kapanacak ve buraya reaktör devre dışı diye bir komut girecek tarihle beraber. Aynı döngü tekrar tekrar tamamlanacak. Aklınıza takılan bir soru varsa eğer aşağıda sormayı unutmayın. Bu reaktör, benim reaktör programımın nasıl çalıştığının anlatımı gibi bir şey. Yakında Open Computers dersleri gelecek. Daha sonra dersleri değil de mod tanıtımı. Orada basit birkaç bir şeye değineceğim. Neyin ne olduğuna. Belki basit bir programlama dersi de girebilirim. Ancak çoğu işi Wiki'den kendiniz okuyarak yapmak zorundasınız. Çünkü videodan çok fazla bir şey öğrenemezsiniz. Evet, tankımız bayağı hızlı bir biçimde doluyor. Evet, biraz daha yaratıcılığınızı kullanarak bu arada bunun enerji versiyonunu yapabilirsiniz. Zor bir iş değil. Benzer şekillerde uğraşıp çalışabilirsiniz. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Ancak şunu bekleyelim diyecektim, ancak boş verin.
Zaten çalıştığını biliyoruz. Benim videolarımda göreceksiniz çalıştığını. Çünkü birebir aynı program. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesiz Köftenin günler. İyi eğlenceler.